sizlerle birlikteyiz. Bir buçuk saate yakın bir sürede karşınızda olacağız. Avrupa Stüdyosu'nda sevgili Erbatur Ergenekon'la beraber. Erbatur merhaba. Merhaba Veli, günaydın. Günaydın. Ee, şöyle, bugün konu başlıklarımız bir hayli var. Şöyle söyleyeyim, Şampiyonlar Ligi maçlarının oynanması itibariyle Paris Saint Germain'in öne çıkan notları var. Dünya Kupası sonrasında Paris Saint Germain'de neler oluyor kısmı var. Bunun yanı sıra... Napoli inanılmaz fırtına gibi esiyor hakikaten. Kvaratseli'ye Osimel ikilisi başta olmak üzere onu konuşacağız. Ee, yine Rashford çok form desimlerden bir tanesi. Manchester United'ın son 18 resmi maçta 14 galibiyet alması Erik Ten Hag, Cristiano Ronaldo bağlantısına dolaylı olarak geçmek zorunda kalacağız herhalde öyle gözüküyor. Ee, bir de tabii asıl ana konumuz bugün sık sık mesaj dokunmaya çalışacağız. Avrupa Stüdyosu etiketine mesajlarınızı bekliyoruz ve sorumuzu da sizlere yöneltiyoruz. Sorumuz da ne? Sizce bu sezon Avrupa'da en formda 5 futbolcu kim? Sizce bu sezon Avrupa'da en formda 5 futbolcu kimler diye sorduk ve Avrupa Stüdyosu etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Arkamızda da bayağı bir öne çıkan adaylar var aslında evet. burada. Lewandowski, Bukayo Saka, Rashford, Erling Haaland, Messi, Mbappe, Vinicius Junior, Benzema, Osimhen, Kvaratseli ve Kolo Muani. Eintracht Frankfurt'tan ki hafta içerisinde Napoli maçında bence kırılma anındaki isimdi, kırmızı kart görmesiyle birlikte diye düşünüyorum. Asıl ana konumuz bu. Ne Hı. düşünüyorsun? Yani herhalde burada bir Napoli'ye ayrı yer. Açmak lazım diye düşünüyorum. Tabii ki konuşulacak çok fazla oyuncu var. Hatta Pedri'yi de buraya belki ekleyebiliriz. Hatta Gavi de Gavi de ekleyebiliriz. Zaten son United maçında ikisi birden yoktu. Barcelona elenirken ki yarısını alıyorsun Barcelona'nın onları çıkarınca önemli. Ama ben e, herhalde Kıvara diyeceğim çünkü başka bir seviye performans gösteriyor. Özellikle Osimenle olan birlikteliği zaten dikkat çekici ama bunun dışında Napoli'ye yıllar sonra gelecek olan şampiyonluk belki şimdi de konuşuruz. Daha belki bir Şampiyonlar Ligi finali yolda görünüyor. En son hani böyle bir ikili performansını ne zaman gördük diye düşünürsen hani geçen sene Vinicius Junior Benzema ikilisini gördük. Sonla Kane'in uyumu önceki sezon başka bir seviyedeydi. E şu anda da İtalya'nın futbolunu yukarı çeken bir ikili var. Ama burada da evet Osimhen'in golleri çok özel. Belki de şu an Avrupa'nın en elit santraforu konumuna geldi. Ama ben Kıvarat yaptıklarını ayrı bir noktada tutuyorum. Hatta Kıvarat Seyli'ye Osman ikilisinin yaptıkları hani kıyaslama anlamında ikili dedin ya. ikili olarak kıyaslayacak olursak da Hönk Minson, Harry Kane ikilisi Tabii. son dönemde en fazla öne çıkan ikili olarak düşündüğümüzde Sanki daha önde gibi Kıvarat Seri, Osman ikilisi yani etki anlamında Seri A'da bu kadar açık ara bir fark atarak 18 puan mı ne diye evet. yani o derece bir puan farkıyla lider olmak, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin kapısına artık dayanmak belki de bir final dediğin gibi niye olmasın olabilir. Böyle bir performans inanılır gibi değil ve hani sezon başı tahminler sorulsa abartısız söylüyorum oran anlamında %2 çıkmaz. Doğru. Yani bu oyuncular bu noktalara getirecek takımları dediğiniz kimler var diye sorsak o Sibel ikilisi seri ikilisiyle ilgili bu tahminler ortaya çıkmazdı. Hatta biz seninle hep şeyi konuşurken e, Amerikan tanımını alırız. MVP ödülü verirken. Evet. Yani bir oyuncuyu o takımdan aldığında takımın gücü ne kadar düşüyor ya da yükseliyor. MVP'nin en önemli kriteri bu olmalı diye. Şimdi buradaki tüm oyuncuları çıkardığında tabii ki etki eder. Ama bu ikiliyi Napoli'den çıkardığında böyle bir başarı hikayesi ortada olmazdı. Yani hatta ve hatta Barcelona Lewandowski siz oynadığı 3 maçı da kazandı ki onlardan biri Atletico Madrid'di. Dün Real Madrid yenemedi Atletico hmm. Madrid mesela. E, bu bağlamda baktığında Rashford bile evet çok sorun çözücü ama işte o gol atamadığında Barcelona maçında Anthony atıyor. Bir şekilde geçebiliyorsun ama bu ikiliyi çıkardığında toplayamayabilir takım. Hatta Haaland'ı da çıkar. City gene yener yani. O yüzden ben Napoli'de bu ikiliyi ve Kıvara'yı öne çıkarıyorum. Hadi şimdi 5 dedik ya. Sıralama. Mesajlar gelmeye başladı. Sen sıralamayı belki birazcık daha belirlerken kendince. Ben birkaç mesaj okuyayım. Bir izleyicimiz ismini yazmamış. Erling Haaland 1, Vinicius 2, Osimen 3, Gavi 4, Kvaratseliye 5 mesajı yazmış. Mustafa Bey, Ener, Valencia, Haaland, Osimen, Kvaratseri, Vinicius Junior mesajı göndermiş. Dur Mustafa Bey'in yorumundan devam edelim. Ener Valencia da kendi kendine gol krallığını oynuyor. Kendi kendine oynuyor Kariyer yani. Kariyer sezonunu yaşıyor Tabii. yani. Tarihte böyle performans yok Ener Valencia'dan. Çok az. Yani Dünya Kupası'nda da attı. Geldi burada da atıyor. Şimdi şey de var. Mesela dün atılan gollerden birinde böyle sağdan gelen topa Hafif yukarı vurarak. Zlatan vuruşu. Çok yani her türlüsünde atıyor golün. Evet Ener Valencia'ya Mustafa Bey'e katılıyorum. En fondalar listesine eklemek şart. Ee, bir başka izleyicimiz. Yine isminizi yazarsanız kullanıcı isminden çıkartamayabiliyoruz. Kıvarat Seri'ye Osimen Vinicius Kolomuani Rashford mesajı göndermiş. Mesela ee, Barcelona'dan birini yazarsan kimi yazarsın ilk? Barcelona'dan Hı -hı. mı? Ya ben Son dönemdeki performansıyla Gavi'ye daha yakınım. Hmm. Ben Gavi'ye daha yakınım ama Lewandowski'yi çıkarttığın zaman Barcelona'dan e, şampiyonluk yarışında lider olamayabilirdi bence. Haklısın. E, hatta şunu da söyleyelim. United'da elenirken İspanya milli takımı sendromu yaşadı biliyor musun Barcelona? Hani oradaki yayınlarda konuşmuştuk. İspanya'nın bitiricilikte keskin olması lazım finale gitmesi için diye. Fas'ın karşısına ne kadar böyle bile bir, tersten bile eğlenmiş ve keskin olamadığını gördük. Aynı sorunu yaşadı. Pedri ile Gavi'yi çıkardığın anda bu kez Lewandowski de etkili olamadı. Tabii. Lewandowski ya da Pedri ya da Gavi niye ayrı koyamıyorum? Çünkü orası kompakt bir birliktelikle ilerliyor o yüzden. Ee, Bartu mesaj göndermiş. Osimen Erling Haaland, Rashford, Kvaratskhelia, Lewandowski, bonus Ener Valencia olarak yazmış. Bir haksızlık yapılıyor bence. Hepimiz yapıyoruz. Tabii. Ee, Arsenal şu an Premier Lig'de bir tarih yazıyor. Evet. Ee, haliyle oradan bir iki oyuncu konuşmamak ayıp oluyor biraz. İşte Bukayo Saka burada Tabii. daha çok biraz daha öne çıkar Öyle gibi evet. işlerinde. Oysa bana göre savunmadaki Gabriel ve Saliba'nın da çok öne çıktığını söyleyebilirim. Çok haklısın. Ee, ki ben Gabriel'i çok stoper olarak beğenmem aslında ama biraz yanıltıyor beni son dönemde. Ee, Olumlu da yanıltıyor Arsenal ama Bukayo Saka... Tabi burada daha net olarak Arsenal'dan birisini öne çıkartacaksak Odegaard da son dönemde öyle. Keza aynı şekilde. Hatta benim çok sevdiğim orta saha oyuncusu. iki yönlü oyuncu, oyunculara bayılırım. Çaka'yı ben çok beğenirim. Çok iyi oynuyor. Çok iyi oyuncu. Hakkı verilmeyen e, oyunculardan bir tanesi underrated e, oyuncuların bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben Çaka'nın. Ama insan ne yaparsa kendine yapıyor yani günün sonunda. Kırmızı kartlar hep akılda ya, ya. Yani. Onun zamanında ya şimdi Arsenal'ın Wenger'in son dönemi ve düşüşü sonrasındaki sürecinde sürekli başarısızlık ve kırmızı kartlar ve öfke yansıdığı için Echaka'ya kendi taraftar da o tepkiyi vermişti. Şimdi işleyen bir sistemde ne kadar önemli bir tutkal olduğu ortaya çıkıyor. Tabii Ödegaard belki son dönemde gol asist anlamında biraz sallandı. Saka çok ayrı bir seviyede oynuyor ama Arsenal'ı neden bir kişi söyleyemiyoruz? Çünkü takım halinde çok iyiler nazar değmesin. E, Zinchenko'ya ayrı bir parantez açmak lazım belki şu an dünyanın en iyi sol bek performansını Ve gösteriyor. Ve liderlik oyuncu. gösteriyor aynı zamanda. Ve zaman. liderlik yani bunların hepsini bir de bu takım ikinci yarıyı tamamen Dünya Kupası sonrasını cesursuz oynadı yani. Hatta dün santraforsuz oynadı. Enketiye yedek bıraktı. Doğru. Ön taraf Trossard, Martinelli çıktılar sakal. Yani Doğru. bunlarla da var sezon sonu eğer şampiyon olursa Arsenal bir MVP hoca ödülü vereceksek bence Arteta'ya vereceğiz. O da ayrı. Ve tabii kuşkusuz. Şimdi eee biz de birazdan beşimizi paylaşalım. paylaşalım. Aslında ben bir liste yaptım ama aklım çok karışıyor. Yani gelip gidiyorum sürekli o isimler üzerinde. Çok zor bir seçim. Hakikaten beşliyi seçmek çok zor. Hani bir tane seç desen daha belirleyici bir şekilde hani anlatabilirim şu oyuncudur derim ama e, sıralama yaparak beş tane seçmek bayağı zorluyor. Ama ben de sen de beşimizi belirleyeceğiz ama o belirlerken beşimizi söylerken beşimizi. Şimdi oradaki formdesinlerin bir tanesi Rashford. Evet. Marcus Rashford'la ilgili de sevgili Mustafa Korkusuz. Eline sağlık. Bir hikayeyi, Rashford'un hikayesini kaleme aldı ve biz de onu bir band haline getirdik. O bandı izleyelim. Sonrasında hem sizlerin mesajlarını okuyalım hem de biz de en formda 5 oyuncumuzu paylaşalım. Eline sağlık Mustafa. Çok temiz yazmış, çok, çok güzel temiz. yazmış yani Çok güzel anlatmış. Mesafeli ifadelerle mesajı da vermiş. Neden peki en son sorudan başlayayım. Mustafa'nın sorusundan başlayayım. Neden adabasını yeterli övgü yeterli miyim de hak ettiği övgüyü yeterince vermiyor. Aynı performansı Harry Kane gösterdiğinde neden sürekli olarak manşetlerde, neden sürekli dergi kapaklarında, neden sürekli İngiltere prensi gibi gösteriliyor da Rashford yapınca bu olmuyor. Ya da neden penaltı kaçırdığında Harry Kane'le e, o yeterince eleştirilmiyor da Rashford'a ölüm tehditleri gidiyor. Bu işin tabi sosyoloji tarafını yazık ki. Hayat Hayır. tarafı. Yok ne demek istediğini de anlıyorum. Ee, ama şöyle bir şey var. Rashford'a gerçekten Avrupa futbolunda da haksızlık yapıldı. Kesinlikle. Belki belki bunu şuraya da bağlamak lazım. Bu arada biz bunu yeni konuşmuyoruz. Yani haftalar önce de Rashford'un hakkının verilmediğini dile getirdik. Yaklaşık zamanında da ısrarla söyledik. söyledik. önce de. Aynen öyle. Yani çok özel bir oyuncu olduğunu ve performans anlamında da bir süper yıldız olacaksa biri onun Rashford olacağını söylemiştik. Evet ya yani bir Kane'in prenslik durumu vardır. Yani belki İngiliz. İngiltere'nin hayallerinde 66'daki Bobby Moore'un ikonik fotoğrafından sonra Dünya Kupası'nı kaldırması beklenen ikonik fotoğraf sahibi isimde Kane olması bekleniyordu. Bunu böyle de söyleyebiliriz. Ama dünyanın değişiminin İngiliz futboluna da yansıdığını da dile getirelim. Yani tıpkı işte R&B, Hip Hop'un yükselişi Rock'n'Roll'un bazı noktalarda düşüşü şimdi tekrar yükselişi gibi gibi işte Pop'un düşüşü Hı. belki ee, oyuncu kimliklerindeki yansımaların değişmeleri de şu an yaşanıyor. O yüzden hani Rashford'u da konuşuyorsun Sakai'yi de konuşuyorsun, Jude Bellingham'ı da konuşmak zorundasın çünkü ortada farklı bir yaklaşım var bak bu sadece şu değil Birleşik Devletler Dünya Kupası'nda gördük. Planlama öyle. Diğer sporlarında yaptıkları gibi atletizm ağırlıklı bir yaklaşım şu anda sergiliyorlar spora karşı. Yıllardan beri yapması gerekeni belki de yeni yapmaya başladılar. Ama sende hem atletizm, hem doğru planlama, hem yetenek seti, hem çalışma varsa o zaman başka bir şey ortaya çıkabiliyor. Rashford o isimlerden biri. Hem de futbolun ekonomisini dünyada yanına yaklaşılmayacak derecede bir bütçe ayırıyorsan, hem de Olduğun yer çok önemli. Bak şimdi buradan Manchester United'a bağlarız onu da söyleyeyim. Hı -hı. Şimdi United'ın sallantılı dönemlerinde hani sürekli sıkıntı yaşadığı dönemlerinde eleştiri ya da ne kadar iyi performans gösterirsen göster oradan alacağın övgünün bile seviyesi aşağı iniyordu. Çünkü Tottenham'dan aynı şeyi beklemiyorsun. Hı -hı. Ama Manchester United'dan başka bir şey bekliyorsun. E şimdi buraya geldiğinde bu yükseliş olup bir de orada standartı bozan, frekansı tahmin edilemeyen hale getiren bir Rashford performansı olunca Halil'i artık gereken övgüyü alıyor Marcus Rashford. Bu hafta değil ama böyle devam ederse önümüzdeki haftalarda Eric'ten Hark'tan istemesem de bir özür dilemek durumunda kalabilirim. Ee, Neden bu hafta değil? bu bugün, Henüz değil. Bu, bugün kupada kazanabilirler biliyorsun. Olabilir Hı. ama henüz değil yani bu durumun geçici mi? bir durum olduğunu yoksa hakikaten var olan gerçeklik mi olduğuna dair biraz daha birkaç doneye daha ihtiyacım var. Şu anda gidişat itibariyle e, Cristiano Ronaldo'nun varlığı döneminde son dönemden bahsediyorum. En son dönemden bahsediyorum. O çıkan haberlerin doğruluğunu gösterircesine doneler var elimizde tamam. şu an artık. Yani o genç futbolcuların Cristiano'nun varlığında, soyma odasındaki rahatsızlıkları, mutsuzlukları hep konuşulan bir konuydu. Galiba öyle görünüyor ki ne yazık ki bu durum gerçekmiş. Yani hakikaten onun gidişi sonrasında bu ifade klasik bir ifadedir. Genelde ülkemizde kullanırız ama bir kolej takımı havası oluşmuş Manchester United'da. Bu bir görünüyor şu anda. 18 resmi maç, 14 galibiyet. Barcelona'yı Pedri siz, Gavi siz ayrı konu ama tamam. öyle ya da böyle ediyorsunuz. İki maç oynuyorsunuz netice itibariyle. Bugün bir kupa kazanma şansı var. Newcastle, United'a karşı karşıya gelecekler. Ve şampiyonluk yolunda yeniden acaba şampiyon olabilir mi? dedirtiyorsunuz Veli bak şu an 57 puanda Arsenal. Evet. 24 maç oynadı. City 25 maç oynadı 55 puanda. United 24 maç oynadı 49 puanda. Kazanırsa 52 oluyor. Kazanırsa 52 oluyor bayağı şampiyon olabilir duruma geldi Manchester United. Bugün bay geçiyor kupa oynadığı için. Şimdi sezon başını düşün. Yine işte United karışır. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey kazanamaz. Ya belki şampiyon ka tamamlayacak ya. Hatta belki ben City'nin konsantrasyonunu dün Bournemouth'u çok farklı yendiler ama Bournemouth bence Premier Lig takımı değil yani seviye olarak o kadar Belki biraz abartıyorum ama biraz da öyle. Hatta belki Avrupa Ligi'ni de kazanacak. Belki bugün kupa kazanacak. Avrupa Ligi'ni kazanacak. Belki de onlar da olabilir yani. E amaç neydi zaten? Şampiyonlar Ligi'ni atmak. Hı hı. E oraya atıyorsun gibi duruyor. Belki Arsenal'ın da belalısı olacak. Çünkü United büyüklüğü başka büyüklüğe benzemez. Yani son düzlüğe girdiğinde de bu kadar oturmuş bir takım gerçekten kupaya ulaşabilir. E şimdi böyle olduğunda denklemdeki eksi vurgulu figürün Ronaldo olduğu da ortaya çıkıyor. E, Ten da yaptıklarının hakkının verilmesi gerekiyor. Tabii şu an itibariyle öyle kuşkusuz öyle. Yani çünkü e, mevcut kadronun ben Manchester United'ın var olan potansiyelin çok altında bir kadro olduğunu düşünüyorum. Yani o sağ bek değişmesi lazım. Bir tane stoper eklenmesi lazım. Evet. Orta sahanın bence bir yıldız oyuncu alınması lazım. Böyle bir Modric vari bir lider, tarzında bir oyuncu olması lazım. Casemiro yapıyor o liderliği ee, kısmen. Bir tane daha lazım bence hmm. Yani Fred evet çok formda son zamanlarda. Trop. Bayağı formda kabul ediyorum ama Manchester United'tan bahsediyoruz. Ya tamam dünya değişiyor, futbol değişiyor. O da kabul ama bir tane daha oraya böyle bir lider, bir yıldız oyuncu daha lazım gibi geliyor. Şu an takım içerisinde Bruno Fernandes o liderliği almış. Aldır. O çok, belli. Net. Çok net. Ya, o görünüyor. Rashford çok temiz adam, çok temiz çocuk. Evet hakikaten on numara yani e, sosyal hayatta yaptığı yardımlar, herkesi dokunması, güzel kalpli olması sahaya yansıttı en sonunda. O mental problemlerini de açtı. Tam olarak neden kaynaklandığını bilemiyorum ama çok zor bir hayatı da var geçmişinde Öyle. yaşadığı. Yani kolay bir şey değil. Sürekli annesiyle bir arada. Annesinin desteği, onun annesine desteği. Hatta annesinin bir ifadesi var. Biz ekmek bile bulamadığımız zaman oldu yani diyor. Doğru. Ya kolay değil yani bunları yaşamak bu noktaya gelmek. Ee, akademiye bir sene daha erken alır mısınız diye ricada bulunuyor. Zor zahmet Manchester United Akademisi'ni bir yılda daha erken aldırıyor falan bir hikaye var ortada yani. Ya Mustafa'nın bu arada dizelerinde, dizelerinde diyorum hakikaten çok sanatsal yazıyor Mustafa Korkusuz. Şuma gidiyor. Ama şunu da belirtmek lazım. Hani Ten Hag bu takıma net kattının içerisinde hani bazı standart başlıklar var. Onları söyleyelim. Bir savunmayı güçlendirip doğru. Guardiola'nın lafı hani savunma biçiminiz, hücum biçiminizi belirleri çok net yansıtırken oyuncuları geliştiriyor. Mesela bitti denilen Sancho'yu geri döndürdü. Salla Pati Antoni'yi ya bu ligde nasıl yapacak? Sen etrafında dön anca işte orada hey, dans et. Antoni'yi skora yönelik keskinleşen bir adama çevirdi. E Begors'tu, bak Weghorst'un hücum baskısının servislerinin her ne kadar Lig'in kendisine gol atmamış olsa da asistlerinin asist öncesi paslarının önemi ortaya çıktı. bir plan çerçevesinde takımı yönlendiriyor. Kimse bu sene şampiyonluk beklemiyor bu takımdan. Beklemiyordu diyeceğiz belki. Ama bir planlama olduğu ortada çok net. Hatta ve hatta bak Barcelona forumlarını bazen konuşuyorum. Xavi sonrası ya da belki Xavi öncesi de konuşuluyor. Aslında ideal hoca olarak Ten Hag'ı bekliyorlarmış. Öyle de bir şey var. Hmm. Şimdi United'da biz daha da Hafif tiki taka ezgileri de görebiliriz zaman geçtikçe. Şimdiden onun notunu düşeyim. Hatta senin pek hoşlanmayacağın bir cümle kurayım Manchester ile ilgili. Evet. vegorsta rağmen bunu yapıyorlar. Manchester United'in evet. golcüsü Weghorst'a olmaz. Manchester United'den bahsediyoruz. Dünyanın en büyük 3 kulübünden bir tanesi evet. yani. Seneye de olmaz zaten vegors burada. Elinden geleni yapması, gayret etmesi, sistemin ona verdiği görevleri yerine getirmesi ayrı konu. Manchester United'in golcüsü atar. Yani, yani tabii o çerçeveden topu içeri atar yani çok Ama A planı yıldız olur. Evet. Şu anki Gold'su. plan çerçevesinde iyi iş yaptığını söyleyelim. Bak sen seni al o simeni koy oraya. O tabii. Yani başka bir şeyden bahsederiz yani ondan sonra. Oğlum, öyle bir şey de yapabilirler bu arada yani. Ben tahmin ediyorum evet. yani öyle bir şey olabilir diye diyor bana da. Ee, ben sıralamayı yaptım Yaptın ama mı? hala çok titrerim var ya. Yani inanılmaz 6 yapıyorum böyle 5'te sıkıntı yaşıyorum. Bir benim Kıvaratseli'ye bir Ben de o bir Rashford 2 bende. Marcus tamam. Rashford 2. Ossi ee, Ben 3. 4-5-6 oluyor bende. 3 tane var orada. Kararsız kalıyorum. Kimler olduğunu söyleyeyim. Mbappe, Erling Haaland, Vinicius Junior. Yani bu 3'ü arasında 4-5 e, şeklinde kimi koyabilirim? Emin olamıyorum yani orada. Yardımcı olsana kimi koyarsın? Ben kendimkini de söyleyeyim mi? Öyle ben, bir tamam. e, açalım. Ben de Kıvara'yı 1'e koydum. Tamam. Osimen ve Rashford arasında çok 2'de 3'te gidiyorum ama Rashford'ı 2'ye yazacağım. Tamam. Osimen 3. Tamam. İlk 3'ümüz aynı şu evet, an o zaman. Saka 4 bende. Saka 4 sende. Ee, ve burada biraz subjektif olabilirim. Lewandowski'yi 5'e yazdım. 5'e <laughs> <Beşe> Lewandowski yazdım. <laughs> yani, Peki bu 3'ü arasında hangisini 4-5 yaparsın? Benim sıralamayı yaparken Mbappe, Erling Haaland, Vinicius Junior. Abi bak Vinicius'un, ben Vinicius çok ilk 5'te düşünüyordum bu arada hı hı. Yani çünkü çok acayip bir seviyede ama mesela Haaland'ın da gelir gelmez bu kadar gol atacağını ya da sürekli golün içinde bu kadar olacağını beklemiyordu herkes Premier Lig'de. Bu seviyeye City'deyken gol atabilirsiniz ama Premier Lig size zorları hatırlayın herkes işte. Hı hı. Göreceğiz bak kardeşim burası Bundesliga mı işte, Avusturya mı burası falan gibi eleştiriler de vardı. Haaland'ın yaptıkları da çok özel. Doğru. Haliyle ben de o kararsızlığı Ben geçiyorum. galiba şöyle herhalde e... Ama Mbappe demem. Ben Mbappe'yi değerlendirirken Dünya Akbası'nda bağımsız konuşamam. Doğru. Ya onu da dahil etmek durumundayım. O zaman bir öyle diyeceksek Messi'yi de konuşalım. Ama Messi işte Messi dediğimizde sadece Dünya Akbası öne çıkıyor. Evet. Paris Saint-Germain'deki Messi'den çok daha fazla şey beklemeliyiz normal şartlarda yani şey belki Şampiyonlar Ligi'ne de oradan bağlarız veli. Paris'e bağlayacağız şimdi zaten. Kolay değil bu arada yani Dünya Kupası kazanmak, final oynamak, gelmek, normal hayatına devam etmek falan. Ben mesela Julian Alvarez'e falan hadi genç çocuklar Hı -hı. büyük saygı duyuyorum. Çünkü 30 gün 30 gece dünyanın en büyük kupasını kazanıp eğlenmişsin, hiçbir şey yokmuş gibi gelip bir turnuva daha oynuyorsun. Evet e, tamam işin ama aynı açlığı duyamayabilirsin. Ama aslında motive olarak gelmen lazım. Daha mutlu geldiğinde daha başarılı olabilirsin bir yerde. Yani az önce United dedin ya. Jadon Sancho'yu geri döndürdü. Anthony'yi değerlendirmeye başladı dedin ya mesela. Ten Hag'la ilgili. Jadon Sancho'nun e, geçen sezon ve bu sezonun başındaki yüz ifadesini vücut dinine bak. Böyleydi. Tabii. Anthony böyleydi. Şu anda ben... Jadon Sancho'nun o yüz ifadesindeki değişime inanamadım. Yani. Ben, acayip mutlu bir Jaime Sancho. Ya performansından dolayı olan mutluluk ya da mutluluğumdan dolayı olan performans. İkisinden bir tanesi. Bak bir buraya bir parantez tabii. açayım. Geçen sene geçen sene değil bu seneydi değil mi o ya? Ben Kasım Aralık ayında şeye Kasım mıydı? Ne zaman gittim? Mart'ta mı gittim ya? Nereye? Manchester'a. Bu sene gittim. Bu sene gittim. Bu tabii, sene tabii. gittim. Tamam. Manchester'ın idmanına gittim. Ve bayağı oyuncularla bir aradaydım. Yüzü gülen bir kişi vardı. Cristiano Ronaldo'ydu. Öyle söyleyeyim. Herkese işte laf atıyordu, espriler yapıyordu basına bize falan. falan. Geri kalan daha sık suratlıydı. ve çok dikkatimi çekmişti. Sana söylemiştim evet, bunu daha evet, Hatırlıyorsun. Sen, Şimdi senin dediğini oradan bağlıyorum. Bunu birebir gözden O Portekiz milli takım görüntü görüntüm vardı. Aynen öyle. Ya kendisi herkese sarıyordu böyle. Ya şöyle olur yani. Ya, Marcelo, Bruno Fernandes, Ronaldo üçgenindeki o görüntünün bir benzeri United antrenmanında mı? Aynen öyleydi. Ee, çok dikkatimi çekmişti. Veliye de direkt söylemiştim. Hatta telefonda söyledim galiba Öyle, ben sana. telefonda Dikkatimi çektiği için şimdi bu böyle bu arada bu şey vardır ha. Dikkat edin böyle okulunuzda, iş de olabilir. Böyle saran, sürekli her şeyi espri yapmaya çalışan ama espri de yap... değil yani o. Yani böyle bir bully diyor ya İngilizler. Tam yani gibi birazcık. Evet ya yani böyle şey bully de değil o. Yani oranın böyle modunu düşürüyor. Kendisi şaka yaptım sanıyor gibi bir hal vardı. Bir de bizim şeyde de çok vardır ama medyada çok vardır biliyor musun? Bak söyleyeyim şimdi İleride kitaba ekleyeyim bu bölümü. Bizim medyada şey herkes dışarıda çok komiktir. Espiritüel böyle bilmem ne sarar espriler yapar bilmem ne yapar. Dersin ki ya o işte yayına çıkınca da aynı olacak. Ben görmedim hiç onu ha. Ya bu genellikle ekran karşısında daha böyle kasılma bir hal yaşanır. Dışarıda ama görsen böyle hakikaten hani var ya Bizim de bir Faruk var, çok komik diyor ya Cem Yılmaz, onun gibi. Öyle bir şey yok. O yüzden çevrenizin enerjisini bozmayın. Ronaldo çevrenin enerjisini bozdu. O bir gerçek. Sanki öyle gibi yani. Ben de hani normal şartlarda severim Ronaldo'yu ama tabii görüntü, şu anki doneler öyle gibi gözüküyor. Birkaç mesaj okuyup ardından e, senin o bahsettiğin Paris Saint Germain kısmına geçelim. Messi, Mbappe geçelim. kısmına Geçelim. Onunla ilgili de sevgili Cankat Koç'un yazdığı güzel bant var. Onu ekrana sağladım. getireceğiz. Dünya Kupası sonrasında Paris Saint Germain'e ne oldu? Düşüşte şu anda etkenler ne? Dünya Kupası'ndan dolayı mı böyle? Onu konuşacağız. Veli tweetlere geçme. Bir yorum eklemek isterim. Tabii. Şuraya notumu almıştım. Bu sezon Manchester City'nin Haaland'ı kenara koyuyorum. En iyi oyuncusu Jack Grealish. Bak bu notu da düşelim. Formda olmak anlamında. Özellikle Dünya Kupası sonrasındaki çıkışı. Aynen öyle. İlk Burada. defa Evet orada Jack, Jackie Boy. <laughs> Tabii Sansofan harke izleyenler bilir, çok güzel dizidir. Tavsiye ederim. Neyse, Jackie Boy hakikaten kendisine verilen rolü kendinden de eklemeler koyarak ilk defa iyi bir tınıya getirdi. O şarkıyı dinlemek güzel Jack Grealish'ten. Belki tamamen kendi solo attığı bir konser değil ama konserin içinde kendi ufak sololarını yerleştirdiği ve şarkının ahengini hiç bozmadığı bir performans sergiliyor. Hani olur ya genelde konserlerde tam arkadaki orkestradan atıyorum klarnet. Tamam. Hani bir solo şov yapması için en sonunda mesela bir çekilir oradaki e, az solist tabii ve tabii. sahneyi ona bırakır. Bir dakikalığına o da şovunu yapar. Tıpkı oradaki gibi herhalde Jack Green işte. Tabii şey değil ama. <laughs> Hepimiz onu dinliyoruz ya. Dede Ulu mu? De tabii. Aynen öyle. <laughs> e... Gamze deyim de bulmam. Oradaki Gamze deyim de gam, bu Gamze değil yani. Tabi tabii. Yani Gamze deyim. Evet. Manası o notu da düşelim. En formda 5 oyuncu Çağrı Bey yazmış. Kıvara, Rashford, Osimhen, Vinicius, Ener Valencia. Valencia'yı koyalım ya. Marcus Rashford, Kvaratseli, Osimel Mbappe, Vinicius Junior mesajı var. Abdülbaki Bey'den gelmiş. Kerem Bey, Messi, Kvara, Odegaard, Rashford, Vinicius Junior. Odegaard'ı söylememek de ayıp. Doğru. Önder Bey'den çok farklı isimler. Di Maria, Bernardo Silva, Benzema, Casemiro, Modric mesajları var. Modric'i... Ee... Abi Modric'i hakikaten... Modric'i az sonra ayrıca konuşacağız. Modric... Ha acayip bir şey ya. 37 yaşında ve ya, şu rica edeyim hadi yeri gelmişken hafta içi bu kazanan, kaybeden maç vardı ya Biz <laughs> orada. Kaybetsek <laughs> de sevdiklerimizden vazgeçmeyiz. Beşinci gol. Beşinci golü rica edeyim ben. Ekranı bir getirelim. Tam Odriş demişken yeri gelmişken verelim isterim. Çünkü böyle bir şey yok yani. Abi 23 yaşında gibi ya onu diyorum ya. Abi adam o topu <laughs> kapıyor darbelere rağmen inmiyor hı hı. ve o koordinasyonu sağlayıp o kaliteli pası atıyor. E bu golleri görseydik ya değil mi? Kesmedik. Golleri görürüz. Zaten konuşurken de şimdi hı. şey yaparız, Ortaya da Ortamızda dö dönsün. Bu maçı da konuşalım bence yani. 2-0'dan döndü yine biliyorsun. Ve dördüncü dönüşü geçen sezondan beri. Burası bana ait. Burası benim alanım diyor. Bir video var zaten. Sosyal medya evet. üzerinde dönen. Benzema'nın 2-0'dan sonra sakin deyip terkinde bulunduğu ne yapmaların gerektiğini anlattığı ve işte dönüşün başlangıcı olarak adlandırılan sosyal medya üzerinde bir video var ki hakikaten burası onların bir ee, ne derler büyülü sahnesi. Ya burada değişiyor. Bu durum olabiliyor. Birçok takımda da vardır. Oraya çıktığında, Şampiyonlar Ligi'ne çıktığında ve Avrupa'ya çıktığında hani Galatasaray için denilir ya Avrupa kültürü var, Avrupa'ya çıktığında Öyle. başka oynuyor diye. Real Madrid'te Şampiyonlar Ligi'ne çıktığında hakikaten başka bir frekansı geçiyor. Yani dün ne izledik? Atletico Madrid maçını izledik. Ya sanki ciddiye almadı. Böyle ya olmasa da olur canım ne olacak gibi bir hava hissediyorum ben yani. Aslında orada. şöyle doymuştuk. Geçen sene çok sihirli iki şampiyonluk kazandılar. Bundan sonra hani geçen Abdullah Avcı dedi ya şampiyonluk sonrası takımların kim olursa olsun bazı sıkıntıları oluyor. Leicester'ın Bir anda Liverpool'u verdi. Tabii yani Trabzonspor oldu Beşiktaş'ı vermişti hoca örnek olarak. Başakşehir'i söyledi. Yani normal. Leste... Ben katılmıyorum şeyi de görüşün hocanın orada. Ben katılıyorum. Oluyor bu. Bazı takımlarda oluyor. Haklı. Yoklar da... örneği uç mu? örnek. Liverpool yıllardan beri zirvelerde hep yani. E doğru. E Trabzonspor tabii seneler sonra kazanınca biraz o tutku düşebilir. Çünkü büyük bir e, açılma yaşıyorsun, mutluluk yaşıyorsun. Yani o gece eğlenceyi falan hatırla. Olabilir yani anlayabiliyorum ben onu ama o takımların hiçbiri takımın yarısını değiştirmiyor şampiyonluk sonrası. Yani. Onun notu da düşeyim. Bu arada Milan'da mesela ikincilik mücadelesi veriyor şu an hala yani. Ve o takımların hiçbiri Trabzonspor'un yaptığı tabii, tabii, gibi doğru. takımın yarı kadrosunu değiştirip doğru. yeni kadro koymuyor. Doğru, doğru, yani doğru. Öyle oldu mu iş başka tartışma Ama bunu anlıyorum. Real Madrid'in de ligde maçları izlediğinizde ben bir Barcelona olarak hepsini izliyorum. Daha aç Barcelona'a. Bu da normal. Çok La Liga şampiyonluğu. La için. Liga şampiyonu için çok daha aç, çok daha konsantrasyon sağlamış durumda. Buradaki mesela dün atılan golde de beraberliği yakaladığı Real Madrid'in golde de şey var. Yani daha deneyimli oyuncuların genç oyuncular kadar içeride tutkulu olamadığını görebiliyorsun. Ben öyle düşünüyorum en azından. Real attığı gol. Real'in attığı gol. Değil? O zaman dün onu da rica edelim biz. Hı hı. 18 yaşında. İşte o, o, o da bir, içeride e, kimse öyle değil mesela. Çocuk çok heyecanlıydı tabii golü atar. Çok çok hatta gol attıktan sonra sevinci sadece o yaşadı neredeyse e, yani. Ay, biraz öyle oldu. Alvaro Rodriguez hı. 18 yaşında Uruguaylı. ilk resmi golünü attı Real Madrid'de. Ve bunu Madrid derbisinde yaptı ki çok konuşulan bir oyuncu zaten. Fizikli, uzun boylu bir oyuncu. Serkan Akkoyun yazmış dün hikayesini. Ee, Raul altyapıdayken e, Alvaro Rodriguez altyapıdayken Hı -hı. kanat oynuyormuş normal şartlarda ama onun özelliklerini fark edip diyor ki bu 9 olur. Hani iyi bir 9 olur diyor. Angelotti'yle konuşuyorlar ve 9'a evriliyor oyuncu. Artık yeni bir Santorfor adayı var Real Madrid'de. Yani şu, mesela şöyle düşünüyorum Veli. Bilmiyorum gol, gol mü gelecek? Gelecek sen. Devam tamam. edebilirsin. Ben Real Madrid'in işte içinden bahsediyorduk öncelikle. Hı. Şeyi söyleyecektim ondan sonra döneyim. Tarihin en iyi orta sahaları konuşulduğunda Modric'in konuşulmaması Modric'e büyük haksızlık. Sana sorayım. Dur şu golü görelim. Bak şimdi gol oldu. Yani bu maçı izliyorum bir yandan. Çocuk tek başına neredeyse çevirdi. <laughs> evet onu diyorum ya yani. Başka yani bir şey bekliyordu. Böyle kucaklaşma bekliyordu ama Real Madrid'de de o, o kültüründe olmaz yani. Biri biri yakalamış içeride diyor Real Madrid. Hani bizim kazanmamız lazım düşüncesinde Madre, rakip 10 kişi. Atletico da 10 kişiydi bu arada yani. 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 o önemli. Ama tabii o sevinç senin dediğini gösteren bir sevinçti. Yani konsantrasyon anlamında biraz düşükler. E, bu arada büyük maçlardan sonra bunu demin söylediğimiz şampiyonluğa bağlayabiliriz. Öyle önemli galibiyetlerden sonra büyük takımların bir sonra oynadığı maçlarda sıkıntı yaşadığını, sallantı yaşadığını görüyoruz. Gerçi bu Atletico Atletico karşı da sıkıntı yaşamayacak hücum takımı olmaz yani. Ya ama şu söyleyeyim yani Atletico Madrid maçı izlenmez. Tabii izlenmiyor zaten. Hakikaten artık yani bu kadar değil ya. ya dünkü maçta özellikle söylemiyorum da çok kötü bir futbol ortaya çıkıyor. Gerçekten yani. Tamamen artık baya baya oynatmama üzerine kurulu bir takım var artık yani. Kendinden bir tık aynı seviyede veya bir tık üstte bir takım varsa net olarak oynatmayalım. Bir ara öyle değildi. Şampiyonlar Ligi finallerini gördüğü zamanlarda La Liga şampiyon olduğu zamanlarda böyle değildi Atletico Madrid. Bayağı ofansif anlamda bize çok da güzellikler sunuyorlardı. Ama şu anda durum öyle değil. Şu anda durum oynatmayalım üzerine tamamen. Alan bırakmayalım, oynamasınlar. Biz de duran toptan falan yakalarsak atalım. Yakaladı, attı. Şimdi mesela Simeone hoca Atletico Madrid'i Avrupa'nın elit kulüplerinden biri haline getirdi. Avrupa'nın zaten Kesin. önemli önemli bir kulübüydü ama elit kulüplerinden evet. birini yaptı. Oraya oraya bir felsefe yerleştirdi ve bu takım buralarda hep kazanır, buralarda olur söyledi. Ama bundan sonrası için o standart korunacak mı yoksa bozuluyor muyu bence irdelememiz lazım. Bence bozuldu o standart. Bence de. Bence de. Bir ayrılık da gerekiyor burada bence. Yani. Bence bir fa... yani çünkü Simeone kendini değiştirmiyor. Değiştirmiyor. Değiştirmeyecek de. Bilmiyorum belki Tottenham'ın başına geçmesi lazım. Yani belki orayı şampiyon yapabilecek tek adam o olabilir. Biraz daha katılaştırması lazım. Tottenham'da hep böyle savunmacı hocalar şey değil değil getiriyoruz değil mi? Getiriyoruz yani. Bir de böyle bir olsa ofansif bir hoca falan böyle bir tutkulu hocam bir hocam. hoca olsa nasıl olur acaba yani? Getir bir Elsa. Aslında çok iyi sorunun cevabı içinde gizli. Pochettino ile oynarken bu takım Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Ligde neredeyse şampiyon oluyordu yani. Aslında haklısın. Belki de oranın çözümü de Bielsa bari ya da Bielsa'nın kendisi. Everton'a nasıl gelmedi hocam? Bielsa var ya bence. Bielsa bari bir çözüm lazım. Bu arada Lias'ın da böyle inatçı ve vazgeçmediği huyları var ve bir de bir gerçek var. Dünya değişiyor hep söylüyoruz yani. İnsanlar değişiyor, nesiller değişiyor. Ee, siz de değişmek zorundasınız yani. Vallahi Leeds onu değiştirdiğinden beri iki hoca değiştirdi düşmemek için uğraşıyor. Deli gibi pişmanlar. O bir geçiş süreci bence. Ama işte Bielsa'yı sezon ortasında gönderemezsin abi. Zaten senin Premier Lig seviyesinde olmayan oyuncularını tamam mı? Luke Ayling'i, Dallas'ı falan yukarıya çekmiş bir adam. Bak o nasıl bir şey biliyor musun? Böyle hani var ya Doktor Strange pelerini uçuruyor onu, uçabiliyorsun. O oyunculara Biella'ya savarken birer uçan pelerin ekleniyor. Biella gidince farkında de onun yöneticiler. Hı. Ya da taraftarların bazı. O gittiği anda o pelerinleri aldılar. E bu adamlar uçamıyormuş demeye başladınız. Biella etkisi öyle. Önemli teknik adamların etkisi böyle bir etkidir. Şimdi onun sorununu yaşıyorlar. Nereden geldik buraya şimdi? Nereden geldik? Hatırlamıyorum. Ben de Güzel laflı. Şöyle laf lafı, lafı açıyor. Mesajlara geliyor. Aynı zamanda Her şeyi Paris Saint bağlayacağız. Dur bağlamadan şunu söyle. Tarihin en iyi 5 orta sahası konuşulurken bence Modric'in konuşulması gerekiyor. Konuşulması gerekiyor. Balon d'or kazanmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani artı şampiyonlar ligi şampiyonlukları, şampiyonlar ligi şampiyonluklarında başroller, La Liga şampiyonlukları. Bence tarihin en iyi 5 orta sahasından bir tanesi kesin olarak Modric zaten. Yani. Iniesta, Xavi, Zidane, Ronaldinho, Modric sıralaması yaptığında. Iniesta, Xavi, Zidane, Ronaldinho, Modric. Nasıl yaparsın? Aklıma geldi böyle 5 tane çok Liga'ya gayede gittim. Bir, e, orada Zidane öne çıkar. Zidane 1 olur. Zidane 1 olur orada yani. Zidane 1 olur. Xavi, Iniesta'yı nasıl ayıracağız mesela ayırt ederken? Makasla başka türlü onları. <laughs> Makas ayıracaksın Hakikaten. da. Nasıl ayıracaksın? Neye Değil göre? Mi? Kriterlerimiz ne olacak? Hangisini hangi etkenlerden dolayı daha öne çıkartacağız? Yani ikisini bir yazarsak onlar iki olur zaten. Sıralamada. Evet. E, Modric'i ben 3'e yazarım. 3'e koyarım. Ronaldinho. Ronaldinho tabii ki 10 numara olması dolayısıyla attığı sıra goller evet. dolayısıyla e, tabii ki de Brezilya milli takımıyla Dünya Kupası şampiyonluğu yaşaması, Barcelona ile şampiyonlar ligi şampiyonluğu Bunlar önemli etkenler elbette ama Modric'in de oyun itibariyle baktığımızda hani Ronaldinho kadar göze hitap etmese de o kadar göze hitap etmese de yaptığı uzun yıllar istikrarlı şekilde çok büyük işler var. Kolay değil. Yıllarca Real Madrid orta sahasını domine etmek, orayı formayı alıp rakiplerinden fizik olarak daha güçsüz görünüp ama daha güçlü olmak yani balondor kazanmak falan o pozisyonu oynayan bir oyuncu için Kolay iş değil. 37 yaşında diyorlar ki hala uzatmamız lazım. Eş değeri yok şu anda. Yok zaten. Bu bize biraz yaş konusunun manasızlığında Hiç gösteriyor. Hiçbir anlamı artık. kalmadı yaşında. Artık. Kesinlikle öyle. Benim türbünlerde, statlarda canlı izleyip en fazla etkilendiğim birkaç oyuncudan biri Modric. ha ben böyle bir sağ iç radarı görmedim. O hani top cambazlarına ya da savaşçı gladyatörlere, işte Fabinho gibi Bak, topu göstermiyor, alanı daraltmaya çalışan rakiplere ya da taktiklere karşı tek başına öyle bir alan genişletiyor ki bütün oyunu takımın inanılmaz yükseliyor. Beni canlı izlerken en fazla etkilen 2-3 oyuncudan birim oldu Artı bu çevre kontrolü sadece hücum olarak değil, top ayağında değilken savunma olarak da öyle. Rakibin nereden hücum edebileceğini veya pas yollarının neresi olabileceğini tahmin ederek sezileriyle birlikte önceden ...takım savunması adına doğru zaman doğru yeri alıp oyuncu engelliyor. Dün mesela yine bir kontra hata bozması ve sarı kart görmesi... ...Atletico Madrid maçında dünkü çok kritikti o gördüğü sarı kart mesela model için. Doğru. Belki de olası 2-1'i golü engellemiş bir sarı karttı yani. Veli bu arada geçen dedi ki Ten Hag... E, ...biz dedi De Jong'un çevresine Fred'i verdik. Bir sivrisinek gibi onu rahatsız etti. Ayrıca işini sahada çok iyi yaptı dedi. Bence bu çok değerli çünkü bazen bizde yorumlar oluyor. Kardeşim adam durdurma devri bitti. Ya öyle bir şey yok yani çok net anlık ya da alansal olarak ya da dönemlik olarak bir oyuncunun performansını düşürme üzerine çalışma yapabilirsiniz. Tabii. Bak bu en üst seviyede Manchester United Barcelona maçı bir UEFA Avrupa Ligi maçıydı ama aslında Şampiyonlar Ligi maçıydı yani kabul edelim ki seviye olarak. Bunu burada yapıyorsunuz ve yankı yapıyor çünkü Pedri Gavi yok. Bütün oyunun kurulumu ki De Jong sahanın en biriydi. Ona rağmen bak Fred'e rağmen en iyisiydi. Belki onu orada olmasa gol olarak geri dönecek performans da görecektik asist gol olarak. Haliyle bu klişelerden de kurtulalım. Artık oyuncuya oyuncu verme devri bitti. Yok Yo. gayet yapabiliyorsunuz. O yüzden Modis söyledim. Modric mod için başına da bazen birini vermeniz gerekebiliyor. Tıpkı bizim ligimizde bazı oyunculara bunu yapmanız gerektiği gibi. Paris Saint Germain'e geçelim. Geçelim. Dünya Kupası sonrası ne oldu Paris Saint Germain'e? Öngörülen bir durum muydu? Ee, Mbappe, Messi, Neymar üçgeninde yaşananlar ne düzeyde? Pozitif mi negatif mi? Hepsini konuşacağız. Sizlerin yorumunda merak ediyoruz bu konuda. Ama Cankat Koç, Dünya Kupası sonrası Paris Saint Germain'de neler oluyor? Kaleme aldı ve biz de onu bant haline getirdik. O bandı izleyelim. Sonrasında konuşalım kat Koç teşekkür ediyoruz. Eline sağlık. Bir statistik ee, olarak verdiği bilgiler de çok değerli bence. Bence çok değerli ve direkt olarak bence bir şeyler ifade ediyor bizim için. Çünkü Doğru. arada bayağı uçurumlar var. Dünya Kupası öncesindeki üçlünün yaptığı katkı, Dünya Kupası sonrası üçlünün yaptığı katkı, bir arada olma sayıları, birbirlerinden kaçma durumları, bence kaçma durumları. Doğru. Çünkü e, Arjantin şampiyon olduktan sonra Messi o şampiyonluğu kutlamalarındayken uzun bir süre. Mbappe hemen döndü. Bir an önce belki kafasını dağıtmak için hemen lige verdi kendisini o süreçte. Messi'nin döneceği zaman Mbappe kaçtı. Hakimiliği birlikte NBA'ye gittiler. Maç izlemeye gittiler. Maç izlemeye gittiler. Bir süre tatil Bütün yaptı. alkışlarken yoktu kendisi. Yoktu orada değildi. Ayıp yani. Ee, bunlar yani herkesin yaptığı şeyler ya, ya şöyle planlı yaptığı şeyler öyle söyleyeyim ya yani oldukların. Ya belli, şöyle söyleyeyim. Neymar, ha. şunu söyleyeyim. Ne Messi, Neymar, Mbappe. Bu üçlü arasında sence problem yok diyebiliyor musun? Hayır çok net var. E i̇lk günden beri var. Dünya kupası sonrası ekstra artmış mıdır yoksa aynı düzeyde midir? Bence artmış olma ihtimali yüksek. Yansımalarda. Yani var mı dünya kupasını Paris Saint-Germain senle ısrarla onu konuşuyorduk. Sezon başından beri bu dünya kupası sonrasında Paris Saint-Germain karışır demiştik. Evet. Nitekim de beklediğimiz tahminimiz ortaya çıktı. Çünkü 3 tane dedik. şampiyon adayı var. Aynen dediğimiz oldu bu arada. Neymar şampiyon olmazsa düşer dedik. Messi şampiyon olmazsa düşer. Şampiyon olursa da bir rahatlama gelir. Evet. O motivasyonu salmak kolay olmaz dedik. Mbappe için aynı şeyleri söyledik ama Mbappe şu an bence içlerinde en gene motive olan olduğunu düşünüyorum. E normal kazanamadı çünkü bir şey daha. Yani, yani öyle bir durum var. Ama 3 tane bence başlık üzerinden gidebiliriz. Bir, şimdi bu istatistikler, Cankat'ın kaleme aldığı çok güzel şekilde bize bir şey anlatıyor. Bu üç oyuncu da milli takım arasına, daha doğrusu Dünya Kupası'na formda girdiler. Oraya tamamen yüklemelerini, konsantrasyonlarını gerçekleştirdiler. Kesinlikle. E orada da performans sergilediler. Diğeri, herkes unutuyor mesela, zaten her şeyi çok çabuk unutuyoruz maalesef ama Dünya Kupası'nda izlerken şey dedik ya biz Veli'yle ile yayındaydık buradan oradan. Ya bu üçü aynı takımda oynuyor dedik ya. Bak Brezilya'da Neymar'ın etkisini, Mbappe'nin Fransa'ya etkisini, zaten Messi'nin Arjantin'e ve evet, futbolu olan etkisini düşünün. Üçü aynı takımda oynuyor. Oradan acayip bir şey çıkması lazım dedik. Ama iş öyle olmuyor. Bağlı buraya Galte'ye tartışılıyor. Leonardo Hoca'yı değiştireymiş. Bu oyuncularla hoca takımı yapamazsın. Çok net. Bak bu oyuncularla teknik adam takımı yapman neredeyse imkansız. Aslında Mourinho'yu isteyen Campos. Campos He. getirecek Mourinho'yu. Öyle gözüküyor yani. Buranın hocası Ancelotti bari bir hoca. Tuhel de konuştu tekrar. Mümkün değil olmaz yani. Kavga çıkar. Mourinho olur mu? Olur. Olur. Jose Ama ben Mourinho şöyle olur. söylüyorum. Önümüzdeki sene herkes kalmaktan yana kalacağından yana bir sinyal çakıyor olsa da Messi kalmayacak. Ben üçünün de bir arada olma ihtimalini düşünmüyorum. Mbappe kesin olarak kalır bence. Evet. Bence de. Ama Messi kalmayacak. Mes Hatta Neymar'da bile emin değilim öyle söyleyeyim yani. Hı hı. Neymar bak Neymar'la ilgili konuşmuştuk. Neymar futbola uzun bir süre daha devam etmez demiştik. Evet. Ederse de yalanlar edecek. Çok Doğru. net söylüyorum ifadeyi kullanıyorum. Çünkü geçen günlerde verdiği bir röportaj da yine onu hissettirdi Neymar. Neymar ve Brezilya futbolcular böyle durum. Yani artık istediği paraya fazlasıyla ulaşmış. Futbolu bıraksa bile kazanmaya devam edecek. Tabii ki. Markalarla anlaşmaları vesaire tabii ki azalabilir ama o kendince hedefine ulaşmış. O paranın artık bundan sonra kendine hep yeteceğini düşünüyor. Ve zaten bu süreçten sonra da e, para kazanacağı metotları belirlemiştir. Vardır onun seçenekleri, opsiyonları. Futbol bıraktıktan sonra da para kazanma opsiyonları olacaktır. Hani şey gibi değil. Intel Adriano gibi olmaz. Yok. Öyle değil yani burada durum. Daha farklı. Neymar'ın tabii biraz kendine haksızlık ettiğini yıllar içinde söylemek lazım. Brezilya Kesinlikle öyle. Milli takımını izlerken de bunu görüyorsunuz. Hala günümüzde bu kadar teknik olup bu kadar dikine oynayan oyuncu bulmak çok zor. Hı -hı. Çok, zor çok zor. Çok özel bir yetenek. Biraz kendine haksızlık etti. Ee, Dünya kupasında çok iyi oynadı. Çok iyiydi ya ve liderlik de yaptı. O ya, Hırvat, Hırvatistan'a denk gelmeleri çok çok tarihsizdi. Şampiyon adayımdı benim yani. Bizim. Tabii tabii. Abi zaten şu maçı da yani kendi evet. laballiklerinden gelen. Evet, Ama evet, işte evet. zaten oraya gidiyor. Gene kardeşinin doğum günü zamanı sakatlandı biliyorsun. Yani bunlar bunlar oluyor maalesef. Ama günün sonunda seneye Messi Barcelona'ya dönecek gibi şu an görünüyor. Öyle görünüyor diyorsun. Evet, şu an görünüyor. Biz şu an ekrana geldi. Heh maça gittiler. Burak Nets. Bak orada kim ayrıldı? Kevin Durant. Kevin ayrıldı. Evet. Biz değil. hep buradan bağlardık. Doğru. Brooklyn Nets'i yönetmekle Paris Saint-Germain yönetmek çok benzer işler. İkisi de yönetilebilir mi? Yönetilemedi zaten. Yönetilemedi. Brooklyn Nets dağıldı. Dağıldı. Paris Saint-Germain'in de bence Messi, yani Paris Saint-Germain komple dağılmaz da e, Messi, Neymar, Mbappé 300 dağılacak. Öyle görünüyor. Ee... Çözüm de sanki bu gibi biraz. Yani, yani, bu üçlü olmuyor. Yönetemiyorsun. Olmuyor yani. Ha bir de egolar çatışıyor. Bu üçlüyü koyduğun zaman ve başarı gelecek. Yani, şu an hala başarılı olabilirler. O ayrı. Kupa kazanabilirler ama. Bu arada şu Bayern'i de, şu oynayan Bayern'i de geç ya. Bir zahmet diyorsun. Geç ya tamam Bayern'in Avrupa kültürü müthiş. Real Madrid gibi tıpkı. Evet. Ama geç yani. Geçebilirler ikinci maçta bu arada yani hala. Ya, şu Dünya Kupası öncesindeki Dünya Kupası'nı hazırlık anlamında ortaya koydukları performansı koysun. Bu üçlü her türlü geçerler. Şu ki ya. Allah helal olsun adama yani. Anka kuşu gibi. Phoenix gibi. Bence bayağı helal olsun yani. Orada kimi koyarsak attırıyor. Aynen öyle. Yıllarca attırdı hep yani. Karsten Yanker'lere mi gol attırmadı? Giovanni Elberler. E, Mario Gomez. Luca Toni. Kim vardı? Mancukic. Hakikaten kim gelse yani orada. Kim gelse orada o büyülü alana giriyordu ve sihri değnek ona dokunuyordu. Sonra onun da ekmeğini uzun yıllar yiyorlardı. Jose Mourinho hocam da ya PSG'nin başına geçecek ya da Chelsea'nin başına geri dönecek. İki tane seçenek. Ben de bilmiyorum. öyle tahmin ediyorum. İkisinden birisi yakışır. Yani bence Chelsea diyorsun değil mi sen? Chelsea ben son bir Chelsea dönemi istiyorum ya. Yani son bir hakikaten konser Chelsea'de izlemek isterim ama hocam bu oyuncularla Ah hocam o zaman ne yapar biliyor musun? Değiştirir şimdi, takımı yani. Şart koşar. Der ki ben gelirim ama tıpkı vakti zamanında geldiğimde Abramovic'e şart koştuğum gibi ondan da isteğim olur. Der ki bana hiçbir şey almanıza gerek yok. İki tane oyuncu alın. Başka bir şey istemiyorum der. Kıvarat Seyli'ye Osimen. Bu ikiliyi bana alın. Ben size başka bir şey istemiyorum der. Ve Kıvarat Seyli'ye Osimen'i alırsa tıpkı o Marsilya'dan aldığı Drogba dokunuşunu çok net olarak yapar. Chelsea'de. Çok net yapar bunu yani. Katılıyorum. Yeni dropması Chelsea'nin Osimhen olur. Ve ihtiyacı da var bence. Biz... Seri'ye de ihtiyacı var. Osimhen'e de ihtiyacı var. Abi her Chelsea konusu açıldığında bu örneği vermek istemiyorum ama yeni açanlar için bir daha vereyim. Moneyball filmindeki beyzbol takımı kurar gibi Chelsea takımı futbol takımı kurulmaz. Yani sırf gibi değil ya. Sırf yani şu an yaptıkları, sırf istatistikler üzerinden rakamlar ve bol para harcamayla Chelsea takımı kurulmaz. Chelsea'nin bir DNA'sı, bir kültürü vardır. Bu dediklerini alırsın. Ama bir tane süper yıldız da alırsın tabii ya. Plan Graham Potter üzerinden uzun vadeli yapılmaz. Bu oyuncularla hiç yapılmaz. O yüzden yani Chelsea'nin bence kendi kendine bu kadar parayla girdiği bir girdaplar. Bakalım nasıl çıkacak. Ya şu transferler yüzer yüzer veriyorsun. Ne güzel değil mi ya? Osiben'le Kvaratseli ikilisine 250 falan versen her türlü alırsın. Napoli verirsen. Verir tabii ki. Sezon sonu al. Ve sen Napoli'de ortaya koydukları performansın iki katını sende gösterirler onlar yani. Ya o, Abi şimdi... Kvaratseriye bu arada acayip bir oyuncu. Abi Mudrik'i alırsın tamam anlıyorum bak Mudrik'i al Arsenal'la kapıştın sen aldın. Ama onun yanına aynı Manchester United'ın yaptığı Casemiro transferi gibi bir transfer de yapman lazım. Yani bunlar birbirini dengeleyen şeyler. O yüzden genç oyuncular oynasın. Oynasın kardeşim. Ama işte deneyimliler, gençler zaten buradaki olay o çorbayı yapabilmek yani. Chelsea'nin şu an yaptığı o değil. Sana soru. Sor. Enzo Fernandez 121 milyon avro. Evet. 121 milyon avro. Enzo Fernandez'in e verisin, Osimhen'in e verisin veya Kvaratskhelia'nın verisin. Hiç yani şey, cevabı belli. Ya inanılır gibi değil. Yani Dünya... Dusto'ya para veriyorsa 35. Madueke 35. Mudrik 70 diyor. Artısı var onun. Tabii. 100 milyon avro yakın. Eee Mukinaya 37. Modeden Fofana 12 kiralık alıyorsun Joao Felix'i 11 veriyorsun kiralama bedeli olarak. 120'de sezon sonu isteyecek. Yani sezon başı şey aldın. Leicester'dan Soper Fofana'yı aldın. 82,5 milyon avro. Kukureyla'yı aldın 60 milyon euro. 65 milyon avro evet. Kukureye, aynen bahsettiğin gibi. Yani inanılır gibi değil ya. ya hakikaten acayip bir şey yani. şu Acayip manasız bir para harcama bu biliyor musun? Ama, şimdi biz buraya ilk söylemiştik. Amerikalı patron geldiğinde bir harcama yapacak. Yapar bunu Amerikalı patronlar diye. Bir de Abramovich sonrası hani yeni baba benim mi göstermek istiyordu? Ama yani bir milyar pound harcarken ortaya çok acayip bir şey çıkarabilirsin. Yani bu bu, bu arada şu, şunu söyleyeyim. 5 senelik, 7 senelik kontratlar var burada. Uzun vadeli plan yapıyorsun. Ama ya uzun vadeli planı mesela Grand Potter'la yapmayacağın çok belli. E bunun içine senin seni oradaki oyuncularla beraber yükseltecek deneyimli isimler de koyman lazım. Yok elinde öyle isimler. Maalesef yani. Hatırlıyorum. Bir mesaj gelmiş. Zeynep Hanım mesaj atmış. Teşekkür ederim. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain kendi evinde olduğu halde oyun kurulumu hatalı. Kanatları kullanamadılar. Ligde bile Lille maçında rakip bütün Paris Saint Germain orta sahasını bozdu. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için takım oyunu lazım. Mourinho ile bu olabilir. Doğru demiş. Hakikaten bu orta sahada Paris Saint-Germain olmaz yani. Ama seneye 3 üç, bu üçünü görmeyiz zaten Ben de görmeyiz. Yani o, son son izleyişimiz onları bir arada yani. Ben de öyle düşünüyorum. Bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Ee, ama etkileri çok net olarak oldu Dünya Kupası'nın, çok ciddi anlamda oldu Paris Saint-Germain'e yani. Manchester City bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir mi? Kazanabilir. Kazanabilir mi? Kazanabilir. Hmm. Ama yani. o görüntüyü veriyorum sence. Ya bak geçen Yeni Veli ile konuşuyorduk. maç dedim az golli biter Leipzig maçı için söylüyorum. Bu, bu turları genelde böyle oynuyorlar diye. Ha, maçın ilk yarısında... Orada golü ben yaptırmadım ama söyleyeyim yani. Hani torpil geçti falan diyebilirsin. Jack Glish önde falan diye böyle. <laughs> Yok canım seviyoruz. Jack'in hakkını verdik demeyin yani. Şey ha, onu söylüyordum. Bu seviyelerde biraz daha böyle sallantılı olabiliyorlar. Yine de maçın ilk yarısında Kedinin fareyle oynadığı gibi oynadılar. Yani çok seviye farkı vardı. İkinci yarı? İkinci yarı geri döndü Almanlar. Ee, abi ama dönsünler ya. O takım şampiyonluğu oynuyor Bundesliga'da. Onun için şey söyleyeceğim. Manchester City son dönemde bu kadar zor durumda bırakan bir takım ben görmedim, görmedim yani. yani. İşte Manchester City'nin son dönemde Hı. çok sallanıyor olmasını yansıtan bir ikinci yarı oldu. Bak çok iyi başladılar. İkinci yarı çok iyi bir refleks geldi. Bence Pep Guardiola da İlk ayda eleştirmişti ya doymuşluk sorunu yaşıyoruz Hı -hı. diye. Pep Guardiola da oyunun içindeki Haaland sonrası değişim sorununu kendisi yaşıyor. Çünkü bu kadar net 9 numaralı oynamaya gerçekten alışık değil bir süredir. Her ne kadar Haaland atsa da alışkanlıkları biraz bozuldu. Hatta her ne kadar kendisi kabul etmese de Cancelo'nun takımdan ayrılması biraz etkiledi. Ake'yi sol bek yaptı, mecbur kaldı. Ake bundan memnun gibi konuşuyor tabii ki doğaldır. Oynayan futbolcu memnun olur. Evet. Ayrı konu. City gibi takımda. Ama yani adam net stoper yani olmaz. Senin oynadığın oyunda başka bir şey var. Yani senin oynadığın oyunda Cancelo gibi oyuncular lazım kanat bekine. O da işte sorun yaratmış falan bir şeyler. Philip Lam gibi oyuncular lazım. Sen de kanat bekine mesela yani. Oyunu da kuracak aynı zamanda. O pas trafiğinin içine de girecek. Orta sahalar geriden oyun kurmakta zorlandı mı? Markaj altında mı kaldılar? Alan mı bulamadılar? Kanseri kuracak, Lam kuracak. Onlar devreye girecekler. İçeri gelerek icat. Öyle, zaten öyleydi. İşte Ake'nin e, yapabilecekleri kısıtlı. Ake işin savunma kısmında daha çok olabilen bir oyuncu. Ya yani, O yüzden ben bu kadar çok sıra dışı denemelerin ve bu kadar yüksek özgüvenin City'ye zarar verdiğini düşünüyorum. Artık geçen yıllardaki gibi yani City biz maça çıktığı zaman şunu derdik biz. Net olarak oyun hakim olur. Tartışmasız. Top bütün maç City'de kalır. City, e, dedin ya kedinin fareyle oynadığı hmm. gibi oynar diye. Tıpkı öyle yapar derdik ama artık diyemiyoruz. Hele şu maçın ikinci yarısı senin bahsettiğin gibi net bunu gösterdi. Leipzig çok net domine etti ikinci yarıyı. Çok net. Müthiş oynadılar. Yani bir yani aslında o doymuşluğun dışında bir önceki, iki önceki sezondu değil mi o Chelsea'ye kaybettikleri Şampiyonlar Ligi finali. Evet. Orada mesela fazla düşünmeden kaybetmişti kendi oyununu bozduğu için. Şu anda da artık değişmek zorunda kaldığı oyununu tam oturtamama probleminin yanında bu oyuncuların konsantrasyon problemini yaşıyor City. Ben gene de Şampiyonlar Ligi'nde bu konsantrasyonu daha fazla artacağını düşünüyorum. Ligi kazanamayacakları fikrindeyim. Ama belli olmaz. Ya, belli de olmaz. Değil. Ama yine de ligde bence beklenenden daha fazla zorlanıyorlar. Bournemouth maçını kenara koyuyorum. Bournemouth hakikaten çok kötü takım. Dün Billing asist yaptı ya. Yani kendi şeye bildiğin e, kim attı o golü? Bernardo mu atmıştı? Kim atmıştı? Grealish mi atmıştı? Neyse. Bildiğin asist yaptı. Ha şey Foden attı. Ha Foden golünü. O kadar kötü takım. Konsantrasyonları artacaktır diye düşünüyorum. Bence ikinci maçları bir görelim öyle konuşalım. Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyeyi. E, Napoli'de Kvarat bu sezon 25 gole direkt etki ederken Osimen 24 gole direkt etki etti. Yani tabii ki kesişim kümesi vardır bu goller arasında ama toplamda baktığında 49 gol ortaya çıkıyor. Yani o şekilde değerlendirecek olursak. Yani... Az önce de konuştuk aslında bir değinmiştik hani Hemington Harry Kane ikilisi aklımıza geliyor yakın zamanda ikililer olarak öne çıkacak anlamında ama yani şöyle söyleyeyim bütün yıldızlar yıllardan beri bir yerde oynamaya alışık olan e, Serie A'da sürekli şampiyon mücadelesi veren Napoli'yi çok cesurca bozup yerlerine daha düşük bütçeli oyuncular alan Napoli'nin bu seviyelere gelmesi hani derler ya ders olarak okutulmalıdır diye. Hakikaten ders olarak okutulmalı yani. Kim Minceyi aldılar Fenerbahçe'den savunmaya? Kimi gönderdi? Chelsea'ye Kolibali'yi verdi. Avrupa'nın en iyi savunmacılarına birisi olarak gösteriliyordu Kolibali. Oraya verdi. Dedi ki hiç sıkıntı yok. Ben dedi bir oyuncusundan üstünden Planlama öyle okumam şey ben oyun dedi. Yerine muadili var mı? Var. De, hatta bence daha da iyisi var dedi ve Kim aldı oraya. Hiç problem yaşamadı. Lorenzo Insigne'ye yollar ayrıldı. Mertens'e yollar ayrıldı. Kayahon zaten gitmişti bir önceki sene. Milik'le yollar ayırdılar. Marek son yıllarda ayrılan oyuncuların bir tanesi. Yani bütün o dönemlerde kimler varsa git Fabian Ruiz de yollar ayırdılar. Orta sayı Paris Saint Germain'e verdiler. Hem kar ettiler, hem de üstüne çok daha iyi bir takım kurdular. Ten Hag'ın United'ları benzetebilir miyiz? Bir kolej takımı diyoruz ya mesela. Öyle takım oluştu mu? Biraz farklı bence. Takım, takım kimyası olarak dediğini anlıyorum ama United'ı yönetmek yani dünyadaki en zor işlerden biri ya. Yani Manchester United o kadar büyük gövdenin o kadar büyük üzerinde bir saldırı etkisi var ki en ufak hareketiniz bile Napoli'de öyle değil United'da bir defansla karşılaşıyor ya da bir saldırıyla karşılaşıyor. Övgüsü de çok fazla, yergisi de çok fazla. Ayrıca ayağınızı kaydırmaya çalışan sayısı da çok fazla. United biraz öyle bir yer. Ama Napoli de hem şehir olarak hem stat olarak hem de aidiyet duygusunu iyi giderseniz yükseklerde yaşarsınız ayrı konu ama işler tersi gitti mi de yaşaması en zor yerdir. Yaşatmazlar hatta. Sıkıntı yaratırlar. Yani. Çok büyük sıkıntı. ...çok büyük sıkıntı. Yani... ...o psikolojik baskıyı kaldırmak herkesin harcı değildir yani. Napoli çok çok acayip yani. Yani ben... ...deplasman tribünü de gördüm orada. Hı hı. Deplasmandayken daha doğrusu gittim, gördüm. Ben böyle bir gürültü duymadım. Ya inanılmaz... ...acayip bir atmosfer. Şehir zaten... ...başka bir yer. Yani Avrupa'da değil de başka bir yerde bir... ...şehirdeymişsin gibi. Hı. Güzel şehir ayrı konu. Çok güzel bir şehir. Ama... Trafiğe uyan yok, kurallara uyan yok, yer yön kavramı yok. Ee, her an başına bir şey gelebilir Allah korusun. Yani Mahpe böyle şehri. bir böyle bir yerdesin. Hı. O yüzden burada yaşamak, burada insanların tutkuyla bağlı oldukları, hatta bazıları ilk sırayı koydukları Napoli takımında oynamak falan kolay bir iş değil. Doğru, haklısın. Şimdi bakıyorum transferlerini. Ee, gidenlere idenlere bakıyorum bu takımdan bu sezon. Mesela, Fabian Ruiz gitti. Tabi. E, verdiler. Milik gitti. Ya evet. bunların para da kazandılar. Yerlerini çok düşük transferler yaptılar. Raspadori ya. kiralık. Giovanni Simeone kiralık. Yedek forvetlerini aldı. Risk olmasın diye. E, devre arasında Berejinski kadrosuna kattı. Sabek Sampdoria'dan. O da ya Lorenzo çok yoruluyor. Biz Birkaç kulvarda birden oynayacağız. Di Lorenzo ne topçu Bu adam hepsini kaldıramaz. Bunu da bir insan olduğunu unutmayalım. Onun da bir yere kadar bir ciğeri var. O yüzden Berejinski gibi nokta atışı bizi iyice aldı atacak tecrübeli bir oyuncu alalım dediler. Aldılar. Kim Mijie 18. E, Matias Oliveira 11 verdiler retafeden. eden. seriye 10 milyon avro. Bu kadar yani. Planlama böyle bir şey. Planlama demişken Liverpool'u da bir konuşmak isterim ya. O da var. Akışma Maçı verip mi konuşalım ne yapalım? Konuşurken istersen maçın görüntüleri dönebilir tamam. aramızda. Ee, bu arada yalnız geçerken çok özür dilerim bir şey yapalım ya şu Napoli'nin dünkü gollerini hemen hızlıca görelim. Empoli 2 0 yendiler. Ondan sonra Liverpool'a tamam. geçelim direkt olarak. E, çünkü onlar da vardı. Empoli 2 0 yendiler. Golleri hemen ekrana geliyor. E, biz de o sırada Liverpool'a da hazırlık yapıyoruz. 2-0 kazandılar yine. İlk gol İsmail'i kendi karesine attı. 17. dakikada 28'de Osimen skoru 2-0 yaptı ve zaten ilk yarıdan e, işi bitirdi Napoli. Goller yoksa geçelim sonra şey yapalım isterseniz. Daha sonra verelim. Sonra veririz. Gelmiş tamam peki. Bu ilk gol. Kıvarat Seri'ye nasıl kesti Olsun görüyor musunuz? Harika değil mi ya? Çok iyi kesti. Jelinski o da kaleye doğru gönderdi ama İsmail'i, topu kendi alanı gönderiyor. Müthiş. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak bir tozluklar aşağıda futbolculardan bir tanesi Axtasis, de o. Tabii. Jack Grealish gibi. Bacaklar kaslı. Evet. Güçlü topçu tam. Çok büyük topçu ya. Gerçekten çok büyük topçu. Ayağına top çok yakışıyor. Bak. Hep içinde biliyorsun. Hep hep hep. Var, hep. Her yerde. Ceza sahası içi dışı. Bu adam da gol koklayan adam yeni drop olma yolunu ilerliyor. Olabilir mi göreceğiz bence Osman için. Peki. Liverpool. Ee, şöyle sorayım sen anlat. O zaman Liverpool'la ilgili. Ben bir dakika Başlamadan Bu Bir kere şu üçlüyü bir süredir göremiyoruz. Zaten sakat. Evet. O da omzundan sakatlandı. Dünkü maçta Palace maçında tek başına bir tek Salah vardı. Onu da not düşeyim yani. Düşüşün sebepleri neler Liverpool'da? Şimdi bir süredir okuma da yapıyorum. Ve Liverpool'un durumu konuşuluyor. Hani Liverpool'un dönemi geçti mi diye. Geçen o yüzden altını çizmek istedim. Liverpool'un bu takımının dönemi geçen senenin Şampiyonlar Ligi finalinden sonra geçti. O finali kazanamadı Liverpool. Kurt'a kupayı Real Madrid'e getirdi. Hı -hı. Ve artık o pik yapan takım... Orada görevini tamamlamış oldu. Kulübün değil, takımın, takım, takım için söylüyorum. Kulüp geçer mi ya? Liverpool en düştüğü yerden sonra geldi gene şampiyon oldu. Premier Lig'i yükseltti. Diplerdeki Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Tabii aynen öyle. Yani bu ama burada şunu konuşmak lazım. Planlama her şey. Şu anda Liverpool'un planlaması bu sezona ait değil. Ne zaman ait? Gelecek yıla dair çalışmalar yapılıyor. Ama şu sorun da var. Siz bunu yaparken Şampiyonlar Ligi potasının dışında kalabilirsiniz. Öyle görünüyor. Öyle şu görünüyor şu anda yani. Bu da sizin planlarınıza sekte vurabilir. Ha işte bu olmasın diye araya bir Gakpo atıldı. İşte bir transfer yapıldı. Bunun sebebi de hani en azından yukarıda kalabilelim diyeydi ama ona rağmen kalamıyorsun. Neden? Çünkü bu orta saha artık raf ömrünü yitirmiş durumda. Hani zamanı geçmiş, son kullanma tarihini tüketmiş, feri sönmüş, ışığı gitmiş orta saha ile ne Premier Lig'de ne Şampiyonlar Ligi'nde istediğiniz seviyede olabilirsiniz. Bak, 2-0 öne geçiyorsun. Ondan sonra oyunu tutmayı bilmediğin için artık performans sergileyemiyorsun. Hata yaptığın anda da kan kokusu almış köpek balığı Real Madrid seni parçalıyor. Tarihin en ağır yenilgisini alıyorsun Enfield'da. Şu, şu an gol var ya şu gol. Şu, olacak iş değil şu ya. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool böyle gol yer mi ya? Liverpool'un şu Liverpool ayıbıdır bu gol yani. Bak bir şey söyleyeceğim. Liverpool'un savunmasında 4 kişi oynuyor sistem formasyondan dolayı aynı anda. Önüne bir tane de ön libero koyuyor. 5 kişi oynuyor. ve Liverpool savunmasının bir tane iyi oyuncusu var. Kaleci Alisson. Bütün takımın savunmasının bir tane iyi oyuncusu var. Hepsinden iyi. Alisson. Kandaykan oldu. Abi bütün takım takım savunmasını bırakmış durumda. Van Dijk de düşüşte düşüşte. Ama bu Van da suçu değil abi. Değil. Yani sen sürekli Van Dijk'ın Gomez'le, Matip'le sürekli onları değiştirerek adam gibi bir tane transfer yapmadan hala ön tarafa Gakpo alarak transfer e, politikası... Liverpool alamıyor. Parası yok mu Liverpool'a? Var. Ya? E niye almıyor ya? Kötü planlama yaptılar. Burada Klopp hocaya da yazar. Kötü planlama yaptılar. Van Dijk'ı, Alisson'u vakti zamanında nokta atışı transfer olarak yapan sen değil misin? Aynısından bir daha yapman gerekiyorsa ki zamanı geldi yap. Niye yapmıyorsun yani? Bu arada gol beklentisinde ilk üçte hala İngiltere'de. Bak gol beklentisinde. Yani pozisyona giremiyor değil Liverpool. Girdi mi de atıyor. bütün dün Palace maçında atamadı ama biraz ekstrem bir maçtı. ilginç bir maçtı. Ama gol yiyorsun. Pozisyon veriyorsun. Yani bütün bunların sebebi de evet orada Trent, Robo, Van Dijk, Matip Gomez ya da işte Konat'ı değiştirip oynatıyorsun ama neredeyse bitikleri oynayan bir Fabinho var. Artık raf ömrü geçmiş bir Milner var. Futbol benden uzak dursun diyen Keita var. Zaten... Henderson yedekten girer, öyle söyleyeyim. Henderson'ın artık yaş aldığı gerçeği var. Ox zaten bu takımın oyuncusu değil. Değil, değil, değil. Birini yani. daha ekleyeyim ben sana. He. Zorlama olduğunu düşünüyorum. Yeni oyuncu mu? Bacet ha Cet, bence yok. Liverpool orta sahası değil bence. Genç yani. çocuk ya dur. Belki ya genç biraz de tamam şey. da sistem parçası belki olabilir. Evet. Ama ben Liverpool orta sahası olarak görmüyorum ya. Yani. Ben çok beğendiğim bir oyuncu değil. ya yani. i̇zlediğim maçları ben beğenmedim hiç yani. Şimdi tabii ben genç diye bir şey demiyorum. Biraz daha beklemek lazım. Diaz'ın olmaması çok etkiliyor bence. Gakpo yavaş yavaş alışmaya başladı. Ama orta sahan bu kadar jelibon kıvamındayken bu kadar geçirgen bu kadar yumuşakken yani gol yemeden, hücumu da belli bir kompaktlıkta yapman mümkün değil. Yani Liverpool'un Konuşulduğu gibi Bellingham transferini, Mount transferini, bir tane ön libero konuşuluyor birkaç isim. Bitirmesi gerekiyor. Seneye başka bir Liverpool izleyeceğiz ama bu sene maalesef. Yani maalesef Şu olur mu? Sıkıntı. Declan Rice ve Bellingham alsa olur mu? Olur. Değil mi? Zaten aradığı da o. Ya bu orta ya, ön taraf kötü mü Allah aşkına? Gayet İyice. iyi. yok. Darwin Nunez'den hiç bahsetmiyor. Fazlasıyla oyuncum var. Ki Darwin daha yavaş yavaş gelişiyor. Gakpo da iyi oyuncu ya. Yani. Tabii. Yani. Gakpo da iyi Diyaz oyuncu. Diaz dönecek. Muhammed Salah var. Firmino sende. Diyaz dönecek. Jota daha duruyor dün oynadı. Jota var. Nunez var. Ön taraf. Normal şartlarda e, rotasyon anlamında Muazzam. ve genişlik anlamında belki de Avrupa'nın en sayılabilecek üç takımdan bir tanesi de evet. Liverpool bakmayalım şu andaki o kötü gidişatına. Hiç ölçü değil bizim için yani. Bu kötü gidişatın etkeni senin dediğin gibi bir savunmada Van yakın partner olmaması bence iki orta saha çok net orta saha ya. Orta saha komple yok. Kim gider alırım hemen hiç. Manchester United'a kaptırmam. Ama United kapacak galiba. kaptı gibi hatta. Öyle gibi gözüküyor yani. Yani gider alırım. Napoli Napoli'de bu oyuncular kalmaz. Fabinho'ya ne oldu abi? Biz mi abarttık Fabinho'yu? Ne ben, bekliyorduk? Mi? Fabinho'dan ben ne bekliyordum biliyor musun? Aslında böyle... Dün neydi etti bu arada? Chris evet sonradan girdi evet. oyuna. Taş gibi bir 6 numara bekliyordum. Böyle bir 6 numaraya Liverpool'da ihtiyacı var mı? Çok emin değilim. Biraz daha pas oyununun içinde olan oyuncularla oynaması gerekiyor ki öyle oynuyor olarak Fabinho da öyleydi. Ama... E... Ben Fabinho'nun da böyle çok üst düzey bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum yani. Bence iyi bir işleyen sistem vardı. O iyi işleyen sistemde önemli parçalardı onlar ama bireysel ele aldığımızda daha farklı, daha üst seviye oyuncular olması gerektiğini düşünüyorum. Ben orta saha ince benim aklıma Real Madrid geliyor yani. Doğru. Casemiro, o dönemkinden bahsediyorum. E, Modric, Kroos. Şimdi ne yaptı? Choumany'i aldı. Kamavinga'yı aldı yavaş yavaş onları da ısındırıyor. Tabii. Çünkü Toni Kroos belki devam etmeyebilir gibi gözüküyor artık yani. E orta sadece deyince İspanya gelir canım. Pe Pedri Gavi geliyor şimdi benden. Iniesta Xavi geliyor. Yani arkaya doğru ya da Busquets sayarsın. Ama tabii mesela bu dediğin önemli. Pas yapabilen artık altı numaraların da o hale geldiği e, dünyada. Acaba senin Enzo Fernandez örneği aklımdaydı. Bu noktada birleşti. Oyuncu sadece Portekiz Ligi'nden çıkıyor diye. Ya da pasaportu Arjantin, Brezilya diye ya da İngiliz diye bu kadar para vermemek mi lazım yani? Acaba artık bunu fark etmesi mi lazım kulüplerin? Ya da bu düzenin dönmesi için bunun böyle devam etmesi gerektiği gerçeğini bizim kabul etmemiz mi gerekiyor? Yani böyle bir gerçek var. Hı. Özellikle oyuncu Benfica'dan gidiyorsa, Porto'dan tabii gidiyorsa, tabii. şimdi yavaş yavaş sport de dahil oluyor oralara. Hani biz de dahil edin abiler. Yüzlük oluyor değil mi direkt? Hemen 80'lik. Evet. Direkt olarak öyle oluyor. Yani kötüyse Benfica'dan ol gidiyorsa yüzlük, Tabii. Porto'dan gidiyorsa 70-80, Sport'tan gidiyorsa 50 civarı oluyor Kö artık. Kötüyse 25-30 veriyorlar. Hani oyuncu kötüyse. Bu arada formda oyuncular derken birini unuttuk. Bak Benfica diyeyim. Benf Cevap... Joao Mario. Hmm. Acayip bir sezon geçiriyor. Joao Mario bildiği 8 numara. Adam gol kralı şu anda Portekiz Ligi'nde. Tamam penaltıları da var kabul ama e, bu sezon resmi maçlarda yanlış olmasın ama 26-27 gol etki etti Joao Mario. Aa, Afrika'da. Ben şey de söyleyeyim. Evladım Ferdi Kadıoğlu abi. Ferdi. Ferdi. Hiç. Artık yani bence form değil o. Bir standart oturttu. Yani bizim form diye yorumladığımız oyuncuları Ferdi formda oyuncunun standartını normalleştirdi ve öyle oynuyor. Maşallah nazar Büyük hastasıyım ya yani. 27 golmüş. Şimdi sevgili Oğulcan söyledi kulağıma. 27 gole direkt etki etmiş. Yuha Mario 38 maçta. Adam hakikaten kariyer sezonu yaşıyor. Muhteşem bir sezon geçiriyor yani Benfica'da. Hiç, işte bak böyle takımlar görüyorsun. 120'ye veriyorlar abi Enzo'yu falan. Hiçbir şey de aramıyorlar. Sıkıntı yaşamıyorlar yani. Beckman Rice, Mount Bellingham nasıl üçlü? Sen Mount ben, konusu, sen biraz subjektif yani. Evet, evet, o evlat hani evlat olduğu için. Ben de Mount'u çok seviyorum. Çok efendi bir çocuk. <laughs> i̇yi de futbolcu tabii ki. Tartışması iyi futbolcu. Ama ben oraya bir tane daha sertlik istiyorum yani. Bir sert oyuncu lazım yani. İstemiyordun demin işte. Altın e Declan Rice var gerçi orada. Bellingham. E bir tane de başka yani böyle oranın dışına çıkmak lazım. İngiltere'nin dışına çıkıp böyle bir sen az önce desen de Brezilya Arjantin'e vazgeçti desen de bir tane lazım sanki orada ya öyle. James Madison da olabilir. Konuşuluyor hala. Burada. Brezilya orta sahalar da makbuldür yani. Evet iyidir tabii. Yani mesela bak Paketa muazzam performans gösteriyor şeyde West Ham'da dün, Doğru. dün maçı izliyorum. Dağıttılar zaten Nottingham Forest'i. Mesela Paketa bir maestro performansı gösteriyor. Gerçi o Brezilya takımında da oynayan. Hadi böyle. kim olabilir soralım izleyicilerimize. Yani Liverpool'un orta sahasında Declan Rice, Bellingham, Mount dedi Erbot. Un. Şu an konuşuluyor. İdeal ben Madison'ı selam mesela. Madison'ı Madison da konuşuluyor. Yani ben Declan Rice, Bellingham, James Madison senin söylediğin işte. e, Mason, Mount, Bellingham, Declan Rice de çok hani Liverpool'un mevcut oyun anlayışına çok uygun üçlü bence. Uygun. Yani iki yönlü oynayan, evet. bir tanesi daha böyle hafif e, işin savunma kısmını daha çok yapabilecek Declan Rice e, ama diğerleri çok net olarak dikine gidebilen İlk taraflı ve pas oyunda yer alan oyuncular olarak e, daha yakın gibi duruyor ama böyle Mount'un yerine bende biraz daha böyle bir tane daha üst seviye bir oyuncu e, Thiago kalacak bu arada. olabilir söyleyeyim. ama Thiago'nun işte sakatlık problemlerini aşamadı bir türlü yani. Sürekli sakatlanıyor abi. Mesela evet. Madison da öyle abi. Ya sakatlanıyor ya hastalanıyor. Ben böyle bir şey görmedim yani. Ben bakayım bakalım Avrupa Sürüsü etiketine. E, ben mesaja bakarken de bu arada Vedat Muriç de müthiş bir gol attı. Vedat Moriş İspanya La Liga'da. Evet. Espanyol karşısında. O da e, gol krallığı yarışında dördüncü sırada La Liga'da şu anda. iyi bir sezon geçiriyor. O golü de ekrana getirelim. Çok güzel goldü ya. Çok güzel gol. Gelişine tek vuruşla. Harika. Çok klas. Onu da ekrana getirelim bu sırada. Sonra evet, ekran da şu anda. Vedat Moriç çok iyi bir sezon geçiriyor İspanya'da. Çok beğendiğim isimlerden bir tanesi. Bir center for. Çok güçlü fiziğe sahip ama her yerden her türlü golü de atabiliyor. İdeal bir center for. Tam ya. İdeal bir 9 numara. Vedat Muriç'e tebriklerimizi gönderelim. Hem bu gol hem performansı itibariyle. Çok çok Mesajlar gelmeye başlamış. Bu arada Instagram'a Semih Bey yazmıştı. Semih Turan çok teşekkürler. Ee, çok güzel bir yorum yazmış. Onu sadece seslendirmek istedim. Yorumu okumayayım. Ama çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, Bellingham Musiala Rice mesajı var. Ben Musiala'yı çok beğeniyorum. Veli beğenmiyor vallahi. Be beğeniyorum canım. Beğenmez evet. miyim? Sa salladım ben mı yani kadroya sen, koydum diye. Sen evlat olarak alıp Dünya hmm. Kupası'nın en iyi 11'ine koymuştun galiba. En iyi mi? Gümüş koydun. Ben sen gümüş 11'e koymuşsun. Gümüşüm koydun. Eee Declan Rice, Bellingham, Thiago Alcantara mesajı var. Thiago oynasa keşke ya. Oynasa çok oynasa iyi oyuncu. Oynasa çok iyi oyuncu. Ya o sakatlık hmm. problemi olmasa ya çok iyi bir oyuncu hakikaten. Kamaving ee, olabilir diyorlar. Aynısını düşündüm. Chouameni de olurdu. Valverde olabilir diyorlar. Valverde ya Valverde Valverde bak olur biliyor musun? Bütün bu mesela ligde işlemeyen Real Madrid takımında en fazla parlayan oyuncu çok net belli işte, oluyor. Valverde oradan koparamazsın. Koparamaz. koparamaz. Koparacaksın. Real Madrid'den ayrılmayınca. Aynen öyle. Ee, bakayım Jelin olabilir demiş. Tolga Bey mesaj göndermiş. Aa tamam geldi mesaj. Kim? Rice, Bellingham çok güzel mesaj. Can Kılıç yazmış. Barella. Aa tamam. Bak Barella olur. Ki Direkt. galiba yazılıyor galiba ya. Yanlış mı hatırlıyorum? E gördüm ben de galiba. Ben de sanki gördüm diye hatırlıyorum. Bu birkaç gün içerisinde. Tamam tamam tam aradığımız oyuncu Barella. Barella olur. Rodríguez de Paul olur mu? Olur. İşte ee, belini sevmediği tarz oyuncu o. Hakan Çalharoğlu. Olmaz. Niye? Çok da yakışır aslında ama. Şu an bence formun zirvesini yaşıyor bu arada yani. Ya yani İtalya'dan ayrılmasını istemiyorum. Temposuz kalabilir gibi geldi İngiltere'de bir tık. Hmm. Ee, Hastasıyım Hakan'ın bu arada biliyor Bellingham, Jelinski, Hakan, Çalhanoğlu yazmışlar Kante yani Kante'nin kendisi Ama hem Kante hem Rice olunca da o zaman biraz daha bilmiyorum Şimdi defansif kısım daha kuvvetli oluyor ama Chelsea'de oynayamıyor sürekli sakatlanıyor artık Yani, yani o belki. kadar yani Dönerse bizimdir dönmezse hiç bizim olmamıştır <laughs> zaten kardeşim de Şöyle bir şey var ama e, Sakatlığı Ya Kante Onar kişilik oynadığı için kariyeri boyunca Artık iyileşemeyecek hale geldi biraz Bazen oluyor o kadar yük bindirdiğiniz zaman dizlerinize. Doğru. Çok bindi. Hakikaten çok yük bindi. E, Locatelli mesajı var. Ben Locatelli'ye katılmıyorum. Ben de çok. Şeyi beklerdim. Ama ben ha. Barella çok ideal gibi geliyor bana yani. Neydi bizim çocuk ya? Çok sevdiğimiz Milan'daki. Olamadım. Tonali. Abi evet Tonali isterdim. Çok mesela. düşüştü ama. İşte onu anlamadım. Mesela çok olurdu biliyor musun? Ben hiç anlamıyorum. Hele bu kadar çok. İkili mücadeler yerde kalması, sürekli faul istemesi tabii, falan tabii. böyle... Hiç yakışmıyor yani. Hiç yakışmıyor gerçekten. Tonali inanılmaz düşüşte. Tonali mesela, pik Tonali çok yakışırdı. Elif Elmas olmaz mı? Mesajı kulağıma geldi Oğulcan'dan. Ya Oğulcan anlıyorum ama bence A planında olmaz ama refleks oyuncusu olarak olur. Bir de Brozovic geldi, olur. Ben Varela'ya çok yakıştı. Barella çok oturdu. Benim de Bak, kafamda oturdu. Yani bulduk Liverpool'un orta sahasını yaptık. Declan Rice, Bellingham Barella. Abi çünkü öbür türlü gidip böyle... Saçma sapan mesela anlamıyorsun ya böyle. Portekiz'den işte Joe Mario the Second tamam mı diye bir adam var. Müthiş Portekizli Liverpool'a diye böyle 65 milyon pound falan yazıyor. Bir anda geliyor manasız. Doğru. Aynı paraya hakikaten şu kadronu Barella'yı alırsın. Barella'yı alabiliyorsun. Almıyorsun abi. Yani oradaki o bağlantılar da bazen hakikaten Haksızlık ediliyor futbolun kendisine. Joshua kimmiş? Rice Barella mesajı var. Rice çok yakışır abi. Rice çok yakışır. Rabio Bellingham, Barella mesajı var. Rabio'ya ne diyorsun ya? Ya Rabio görev adamı. Ben de beğeniyorum ama hani böyle... Overrated bence biraz ya. Hep aradayım evet, böyle. Azarttığım. O eşiği geçti mi geçmedi mi emin olamıyorum yani. Böyle yıldız futbolcu kısmındaki o eşiğe gelemedi gibi hissediyorum ben hep yani. O oraya o sınıfa koyamıyorum ben Rabio'yu bütün ben, yani. Ben de işte bu aynı konuya geliyoruz. Rabio'nun adı Rabio değil Veli ya da Erbatur olsa bu kadar para bu kadar ilgi verilir miydi futbolcu olarak? Verilmezdi. Maalesef pasaport etkisi diye bir şey var futbolda. Nihat Kahveci bunu yıllar önce söylemişti. Nihat İnyo olsaydı adım başka bir şey olurdu. Öyle. Doğru. Maalesef futbolda böyle bir şey var. Yalnız bu arada Diemaria bir gol attı hafta içi. Of. Çok güzel. Yani ne var? öyle ya. De, Lanta. Değil mi? Evet. Muhteşem. Hattrick yaptı. Aynı zamanda. Çok, çok acayip. Ee, ve son olarak Inter. Porto'yu bir 0 mağlup etti. Bilal Inter efendim. CEO'sunun bir açıklaması var. Bizim Bilal Inter hastası biliyorsun. Ben de Interliyim bu sene. Öyle mi? Tabii. Giuseppe Marotta Marotta, Lukaku neden yedek kulübesinde? Çünkü omuzlarını taşıması gereken 103 kilo var. Fiziksel olarak formda olmalı. Henüz %100 formda değil. En iyi formuna yavaş yavaş geri dönüyor dedi. Maçtan önce Inter CEO'su Lukaku hakkında. Lukaku da sahada yanıt mı verdi acaba bilmiyorum tabii. Attığı gol var. Porto karşısında galibiyeti getirdi. 87. Bana göre hatta turu getirdi diyorum ben. Ben de. Sen maç öncesi konuştuk. Inter 1-0 alır demiştim ben sana. Evet doğru. Çünkü Inter son altı resmi maçında 2 gol gördü kalesinde. Ve Inter'in maçlarını 90 dakika hep izleyen birisi olarak söylüyorum. Inter bence çok başarılı bir oyun ortaya koyuyor. Evet. Int'in oynadığı futbolu da keyif alıyorum. Az gol atıyor veya az pozisyona giriyor olabilir ama kolay kolay pozisyon da vermiyor. Ve oyuncular sistemdeki rollerini müthiş oynuyorlar hepsi. Harika oynuyorlar. Dimarco'su ayrı, Darmian'ı ayrı da Darmian ben çok beğenmem normal şartlarda. İçinden canavar çıkmış Darmian'ı ben söyleyeyim sana bak yani. Hatta Açarbi falan koyuyor Stoper'e yani tam ideal üçlüsü olmadığında açar bir bakıyorsun topla birlikte hücuma çıkıyor alver yapıyor mutlaka şu yönü çok beğeniyorum Inter'in birçok takımda olmayan bir artısı var her hücum ata, hücumunda bir tane stoper üçüncü bölgede oluyor ve o pas oyun içinde oluyor ya ben Inter'in oynadığı futbolu çok beğeniyorum Inter'in oyunu çok gelişiyor sezon başı o seviyede değildi ama şu anda çok iyi durumdalar ve hatta şunu da ettiğim Hakan net olarak burada oyunun lideri. Tabii çok net belli oluyor. Hakan'ın transfer haberleri için ne diyorsun önümüzdeki sezona dair? Uzatmak istediğini düşünüyorum ama Hakan her türlü meydan okumaya da açık bir oyuncu yani. Galatasaray transfer olabilir mi Hakan Çağlan'ın? Şu an olmaz. Bence de olmaz. Çünkü şu an kariyerinin zirvesinde şu an bence performans olarak. Öyle. Yani maçları izlemeyenler ki genelde Inter maçları çok izlenmiyordur bence. yani evet. Çünkü aynı saate seri A'dan olsun, Bundesliga, La Liga, Premier Lig başta olmak üzere birçok maç çakışıyor. Ve çok fazla izlendiğini düşünmüyorum ama izlendiğinde yani Inter'in ve Hakan oynadığı oyunu çok daha net olarak adlandırabiliriz. Yani ben çok beğeniyorum. Öyle söyleyeyim. Peki. Ee... Mesela bu transferleri birkaç tane bilgi sorusu verliye sormak istedim geri gelmiş ki. İlkay'ın Galatasaray transferine dair gelişme sence olacak mı? O olabilir gibi geliyor bana. Ee, ama tabii İlkay'ın Avrupa'dan da çok önemli tarifleri de var. Onu da söyleyelim. Evet. Yani hatta Barcelona ismi de geçiyor yani. Evet konuşuluyor. Ama Barcelona olursa nasıl olacak? Gavi var, Pedri var. De Jong, de Jong var. gider mi United'a? O zaman olabilir belki. Gidebilir. Çok övüyor Gene Ternak. Ben de çok beğeniyorum De Jong'u yani istemiyorum Barcelona'dan ayrılmasını ama yaşanabilir. Tabii bu arada biz hani bazı transferler üzerinden konuşmadık. Şöyle ufak bir vakit kalmışken onu da iki dakika konuşalım. Bir dakika vaktimiz kaldı. İşte istiyorum. Mesela Zaniolo'yu seninle konuştuk. Ben sağ önde mi izleyeceğiz Zaniolo'yu? Forvet arkasında mı sence? Sağ önde. Mi? Bence de sağ, sağ önde. önde. Zaniolo, Mertens, Kerem. Kerem, Icardi. Arkada Toler'i Oliveira şeklinde izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben bu muazzam bir kadro ya. Ee, Alp Hoca çok güzel fotoğraf göndermiş. Tam kadro sizi izliyoruz ben. diyor. Ee, Leo, Tokyo ve Pamuk. Ee, kedisi, köpekleri. Hastası. Alp Hocam çok güzel bir fotoğraf. Şu anda bizi izliyorlar. Leo, Tokyo ve Pamuk'la birlikte. Çok selam Alp, Alp hocam. çok selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür... çok güzel fotoğraf hakikaten öyle söyleyeyim yani. Gitseydik de Leo'yu bir sevseydik. Yeseydik. <laughs> Gerçi Leo biraz agresif yani bize sevdirmeyebilirdi. Aa, Leo, yani. evet Leo. Leo'dan Alp Hocan anlattığı kadarıyla çekiniyorum. Biraz. Leo'dan çekiniyoruz. <laughs> Tokyo'yu severim. Tokyo çok tatlı. Ama uzaktan severim Leo'yu. <laughs> Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli demiş şair. Onun gibi. Leo'ya bu sözü ithaf ediyoruz. Evet. <laughs> <laughs> Azra sağlık. Yani. Sen de belli. çok teşekkürler. Ee, bizi izleyen herkese teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.